Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle ana dilimizle yazılmış, şiir gibi akıp giden bir romanı ele alacağız. Yaşar Kemal'den Yılanı Öldürseler. Sayfa sayısının azlığına rağmen anlattığı hikaye o kadar doyurucu ki ve insanlık tarihinin neredeyse en önemli temalarını, mitlerini içerisinde barındırıyor. Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler adlı eserini incelemeye başlıyoruz. Hani hep denir ya, Türk edebiyatı diğer edebiyatlara göre daha zayıf, daha geri kalmış diye. Aslında Yaşar Kemal Yılanı Öldürseler de bu teze bence cevap niteliğinde büyük bir başarıya imza atıyor. Dünyalar güzeli Esme, kendisinden yaşça epey büyük olan Halil tarafından kaçırılır. Oysa Esme Abbas'ı sevmektedir. Halil'in eşi olduktan yaklaşık bir yıl sonra çocuğu dünyaya gelir. Hasan'ı kucağına aldığında Esme tekrar yaşamaya başlar adeta. Halil'le geçirdiği bir yıl boyunca onunla hiç konuşmaz. Kaçmaya çalışır, ait olmadığı yerden uzaklaşmak için türlü planlar kurar. Ancak Abbas'ın varlığına rağmen bunu başaramaz. Çocuğu Hasan dünyaya geldikten sonra Esme tekrar hayata bağlanır. Bu durum aslında analığın bir kadına verilen yüce bir görev olduğunu hissettirecek şekilde kurgulanmıştır. Olaylar bundan sonra başlar. Çünkü Abbas Esme'yi unutamamıştır. Bir akşam Halil Esme Hasan'la birlikteyken evi basar ve Halil'i öldürür. İşte bu olaydan sonra eserin merkezine kan davası çöker. Halil'in ölümüyle birlikte Esme oğlunun yanında kalır. Abbas'a geri dönmez. Anneliği onun için her şeyden daha üstündür. Ancak Halil'in anası gelininin oğlunun kanına sebep olduğunu düşündüğü için öldürülmesi gerektiğine inanır ve etrafındaki herkesi bunu yapması için kışkırtır. Küçük Hasan yaşadığı köydeki diğer insanlardan ve babaannesinden öyle derin etkilenecektir ki annesinin canına kıyacak. Halil'in annesi oğlunun başına gelenlerden gelini Esme'yi sorumlu tutmaktadır. Ona göre Esme kötü bir kadındır ve oğlunun ölümünden sonra başka erkekleri koynuna alacaktır. O yüzden namusunun temizlenmesi gerekir ve bunu yapabilecek tek kişinin torunu Hasan olduğuna inanır. Küçük çocuğu farklı psikolojik tesirler altında bırakarak annesini öldürmeye mecbur bırakır. Yılanı öldürseler de kadının, yani annenin öldürülecek olmasının aslında ataerkil düzenin ve bu gücün korunması, bu devamlılığın sağlanması için yapıldığı oldukça açık. Peki bu durumu ana tanrıça döneminden baba tanrı dönemine geçişteki argümanlara dayandırmak mümkün mü? Hangi gerekçelere dayanılarak erkeğin egemenliği haklı hale getiriliyor? Yaşar Kemal bu kısacık romanda çok önemli başlıklara değiniyor gördüğümüz gibi. Bin yıllardır doğayla olan mücadelesinde kültürü icat edip güçlenmeye çalışan ataerkil düzen, Yunan mitolojisinden hatırladığımız ahlaka uymuyor gerekçesiyle annesini öldüren Orestia üçlemesinde de böyle bir oğul yaratmıştı. Yunan mitolojisindeki bu olaylardan 2500 yıl sonrasında bile ataerkil düzen bir yandan arkaik döneme ait olduğu söylenen mitlerle savaşını sürdürmekte, bir yandan da ironik bir biçimde kendi egemenliğini devam ettirebilmek için bu mitlerin aracılığından da yararlanmakta. Bu durumu fark etmek ise ancak eğitim yoluyla olabilir. Günümüzde kadının eğitimine neden önem verilmediğinin gerekçelerinden biri de bence bu. İşte bu yüzden Yılanı Öldürseler romanı basit bir kan davasını anlatmıyor. Öyle evrensel bir konuyu işliyor ki aslında yaşadığımız toprakların çok çok uzağında, mesela Marquez'in Kırmızı Pazartesi'nde de benzer yapıyı görüyoruz. Burada önemli sorulardan bir tanesi de şu olmalı. Gabriel Garcia Marquez, Kolombiya'da aynı konuyu işlemiş olmasına rağmen neden Yaşar Kemal'e bu ödüle çok yaklaşmasına rağmen Nobel verilmemiş? Onun yakın arkadaşı Zülfü Livaneli'nin Sevdalım Hayat adlı kitabında bu duruma ilişkin şöyle bir açıklama getirilmiş. Kitabın 231. sayfasındaki bilgiyi aynen aktarıyorum. Bir seferinde Yaşar Kemal Nobel ödülüne çok yaklaşmıştı. En güçlü aday olarak adı geçiyordu ve sonradan öğrendiğimize göre ödülü kazanamaması için hiçbir neden yoktu. Tam o sırada bazı Türkler ve Türkiye'li Kürtler devreye girerek
Yaşar Kemal aleyhinde bir dedikodu çarkı çevirdiler. İsveç Akademisi'ne Türk Edebiyatı'nı iyi bilmediklerini, aslında Yaşar Kemal'in Türkiye'de 5. sınıf bir yazar olduğunu, sadece yabancı dillere çevrildiği için ona Nobel vermenin haksızlık olacağını söylediler. Yaşar Kemal'in Kürt olmasına rağmen Türkçe yazmasının Kürt kimliğini inkar etme anlamına geldiğini öne süren bir kampanya başlattılar. Onlara göre Yaşar Kemal, Kürt halkının masallarını alıp Türklere mal etmekle görevli bir devlet ajanıydı. Durum böyle olunca tartışmalar zaten kıl payı dengeler üstünde duran İsveç Akademisi'ni ürküttü. Yaşar Kemal'e verecekleri ödülü ertelemeyi uygun görüp Patrick White'a verdiler. Yılanı Öldürseler romanında Türk mitolojisine dair pek çok unsura rastlamak mümkün. Bunlardan bir tanesi de hortlaklık. Hortlaklık kavramı, yerinde rahat uyuyamayan ruhların dünyaya geri dönerek kendisini huzursuz edenlerden intikam alma çabası olarak açıklamak mümkün. Ancak biraz araştırdığımızda hortlaklığın sadece erkeklere özgü olduğu, kadınların yattıkları yerde huzursuz olsalar bile hortlayamayacakları kaynaklarda gösteriliyor. Gelelim kitaptaki aslında en önemli metafora. Yılan, yılanı öldürseler dediğimiz yılan ne? İçimizdeki yılanı öldürebilmek o kadar da kolay değil. İçimizdeki şeytanla yüzleşip onu ele geçirmek, kontrolü ona bırakmamak gerekiyor. Bireyin kendi şeytanıyla yüzleşebilmesi, ortaya çıkması da demek. Böyle bir şey yaptığınızda eleştiriye daha açık oluyorsunuz. Çoğumuz çatışmaya kapalıyız. Kırılmaktan öylesine korkuyoruz ki suya sabuna dokunmadan yaşayıp gidiyoruz. Kitapta yılan kimi için Esme, kimi için büyük anne, kimi için ise yaşadıkları toplumun ta kendisi. Ben o yılanı öldürmenin nihai ölüme ulaşmadan önce büyüyüp gelişebilmek, olgunlaşabilmek için şart olduğuna inanıyorum. Bence eserin ve Yaşar Kemal'in büyüklüğü burada saklı. Bu durumu okura gösteriyor. Aksi takdirde anlatılan olaylar bugün gazetelerdeki 3. sayfa haberlerinden çok da farksız olmayacaktı ve kitap çoğunuza Müge Anlı tadında gelebilirdi. Kitapta Esme, güzelliğiyle bütün erkekleri etkisi altına alan, sanki bir tanrıça gibi anlatılmış. Ancak bu güzel kadının sesini roman boyunca pek duymuyoruz. Onun direnişi, sessiz bir direnişle kendini gösteriyor. Oysa Halil'in annesinin sesi hep oldukça yüksek çıkmakta. Yaşlı kadının çevresindeki hemen herkese emir buyuran tavrı, bir kadının dişiliğini kaybettikten sonra, yani menopoza girdikten sonra güçlendiğini, erilleştiğini ve söz söyleme hakkının kendisine verildiğini gösteriyor. Çünkü artık yaşlı ve çirkin olan bir kadının erkekler üzerinde cinsel anlamda herhangi bir etkisi yok. Regli döngüsünün sona ermesiyle birlikte kadının toplum içerisindeki saygınlığı yükseliyor ve onu adeta bilgelikle vasıflandırıyor. Böylece dişiliğini, yani kirliliğini kaybeden kadın toplum içerisinde daha güçlü bir konuma yükseliyor. Romana göre kaçırılan, kendisine zorla sahip olunan, bir çocuk sahibi olduktan sonra ancak söz söylemeye başlayan Esme, kadın hem cinsi tarafından yok sayılırken terkil düzenin uygulayıcısının aslında kadınlar da olduğunu bize göstermiyor mu? Halil'in annesine göre Esme zaten vazifesini yerine getirmiş, bir çocuk vermiş ve hala dişiliği onda olduğu için namusunu kirletme noktasında risk barındırıyor. Vazifesini yerine getirmiş olan Esme'nin yok edilmesi onun için en mantıklı çözüm oluyor. Halil'in annesini Yunan mitolojisindeki Hera ile bu noktada eşdeğer tutmak mümkün. Esme'yi ise güzelliği ve dişiliği ile Afrodit'e benzetebiliriz. Yaşar Kemal'in yarattığı Esme karakteri oldukça güçlü bir kadın. Her ne kadar sessiz kalsa da çocuğunun başından ayrılmaz. Erkeği olmamasına rağmen tarlayı çekip çevirir, ev işlerine yetişir ve bütün tehditlere, uyarılarına rağmen bırakıp annesinin babasının evine dönmeyecektir. Aslında köy halkı ve Halil'in annesi karşısında beklemediği bir durum görür. Genç kadının korkup kaçması, çocuğunu bırakıp gitmesi gerekirken sağlam duruşu onlarda kıskançlık da yaratır. Masum anne kuzusu Hasan'ın başlarda annesine kıyamayacağı çok belirgindir. Bu durumda mitolojik olarak
doğa anayla kadını eşleştirmek mümkün olduğundan Hasan gerilime düştüğü her seferinde gidip kırlangıçların yuvasını bozar ya da doğaya daha çok zarar verir. Hasan içinde bulunduğu çatışmadan çıkabilmek için annesine veremediği zararı doğaya vermektedir. Fakat büyük anne çok kurnazdır. Çocuğun durumunu fark eder. Ona bu sefer ters psikoloji uygulamaya başlar ve annesini öldürmemesi gerektiğini söyler. Bir taraftan da Hasan'a çifte tüfek hediye edilir. Daha büyük gözükmesi için ceket, takım gibi kıyafetler verilir ve onun bir anda erginliğe gelmesi sağlanır. Hasan büyüdüğünü hissettiği anda çocuksu duyguları bir kenara bırakıp erkek gibi davranması gerektiğini hisseder. Küçük çocuk adeta sara nöbetine tutulmuşçasına sürekli gözün önünde hayaller görmeye başlar. Ve sonunda da beklenen şey gerçekleşir. Hasan annesini öldürür. Ancak öldürür öldürmez bunu ben yapmadım diyerek de tabancayı elinden bırakır. Aslında gerçekten Hasan öldürmemiştir. Eylemi o gerçekleştirse bile bir toplumun cinayetidir bu. Kitabı tamamladığımda Esme'ye, o güçlü güzel kadına, eril ve dişil özellikleriyle gerçekten sağlam bir duruşu olan bu genç kadına hayran olmamak mümkün değil. Açıkçası insan Yaşar Kemal'in ilham kaynağının kim olduğunu merak etmeden edemiyor. Yılanı Öldürseler romanının Türkan Şoray tarafından yönetmenliği yapılmış bir de filmi var. Kitabın içeriğine sadık kalınmış bu filmde Hasan'ın babası Halil'i çok az görürüz. Bu filmde hem de kitapta aslında babasının Hasan'a daha uzak olduğunu, onun duygu beslediği kişinin annesi olduğunu görüyoruz. Sanki babası bir masal kahramanı gibi anlatılır. Onunla ilgili şeyleri Hasan hep uzaktan takip eder. Babasının öldürülmesinden sonra Hasan, babasına ait pek çok şeyi başkalarından dinler. Tabii o başkalarının anlattıkları da yiğitliklerle doludur. Kitapta Halil'e az yer verilse de o ailenin en büyük çocuğudur. Dolayısıyla da ataerkil yapının direğidir, evin temelidir. Hasan babası öldürüldüğünde daha ölümün ve babasının kaybının ne olduğunu anlayabilecek kadar büyümemiştir. Ancak büyük annenin anlattıkları ve köydeki diğer insanların babasının hortladığına dair anlattığı hikayeler Hasan'ı cinnet geçirtecek kadar etkilemektedir. Erkek düzenin devam edebilmesi için erkeğin yüceltilmesi şarttır. Burada Halil'in yaptıklarının aslında kadınla olan ilişkisinin dışındakilere bağlanması görülmektedir. Oysa Halil'in Esme'ye yaptıkları düşünüldüğünde hiç de yiğitçe davranışlar sergilememiştir. Olaylara bir kadın gözüyle baktığımızda ise Halil'in yaptığı şey kabul edilebilir gibi değildir. Çünkü o Abbas'ı sevdiğini bile bile Esme'yi kaçırır, zorla ona sahip olur ve karısı yapar. Esme Halil'in çocuğunu doğurduktan sonra artık yaşadığı her şeyi kabullenir. Olaya kadın gözüyle bakıldığında Halil'in öldürülmesinin meşru olduğunu söylemek bile mümkün. Oysa Anavarza'da Esme suçludur. Çünkü geçerli olan kural babalık hakkına dayanır. Halil'in yiğitliğinden söz eden toplum Esme'nin başına gelenleri umursamaz bile. Halil'in ölümünden sonra Esme evin yönetimini devralmıştır. Oysa bu durum büyük ana tarafından oğlunun mallarına konmak olarak adlandırılır. Esme tıpkı bir erkek gibi kocasının mallarına sahip çıkar. Oğluyla birlikte var olan düzeni devam ettireceğini söyler. Ataerkil toplumlarda özne olabilmeniz için annenin bedenini terk etmeniz gerekmektedir. Tıpkı Hasan'ın birey olabilme yolunda annesinden ayrılması, onunla bağlarını koparması, yani onu öldürmeye mecbur bırakılması gibi. Ancak Hasan'ın bunu yapması hiç kolay değildir. Çünkü Freud'un da söylemlerinde belirttiği gibi anne çocuğun sevgisini yönelttiği ilk objedir. Bakım ve beslenme ihtiyaçları anne tarafından karşılanan çocuk annesine bağımlıdır. Ve bu da sevgisinin odağının anne olmasının en büyük sebebidir. Mitolojinin de en büyük dertlerinden biri annedir. En eski motiflerde bile yer alan bir figürdür anne. Özellikle de arkaik dönemlerde doğa ve doğanın güçleriyle özdeşleştirilmiştir. Bu yüzden de kitabın başında Hasan'ın doğanın içerisinde betimlendiğini görürüz. Daha o kısımlarda henüz Hasan'ın doğayla bir alıp veremediği yoktur. Anavarza'nın dışındaki alan doğanın bütün güzelliklerini barındırır. Hasan burada vakit geçirmeyi çok sever. Öldürseler filmi Hasan'ın annesini öldürmesiyle sona ererken
Romanda durum biraz daha farklıdır. Hasan hapse girer, orada büyür, daha sonra hapisten çıkar ve ataerkil düzenin kendisinden beklediği görevleri yerine getirir. Ancak bu bölümlerde içinde bulunduğu sistemden memnuniyetsizliğini şu şekilde dile getirir. Çukurova insanları gittikçe zalim, kötü, sevgisiz oluyorlarmış. Dost diyecek hiç dost kalmamış. Herkes herkesin gözüne uyuyormuş. Beş kuruşa insan babasını öldürürmüş. Belki insanlar aynı insanlar, belki sistem aynı sistem, ancak Hasan'ın burada şikayet ettiği şey aslında onun geçmişe duyduğu özlemi gösterir. Yani annesiyle birlikte olduğu günlere duyduğu özlemi. Evlenmiş, çocukları olmuş, hatta maddi durumu da oldukça iyi olan Hasan şikayetlerinden geri durmaz. Bilmem kaç dönüm tarlasında kültürün icadı aletlerle doğayı ıslah etmeye devam etmektedir. Oysa filmde yer almayan kitabın son cümlesi onun doğadan kopmasına rağmen nasıl bir doğaya dönme özlemi içinde olduğunu da özetlemektedir. Cümle şöyle: "Baharda portakal çiçekleri öyle bir kokarmış ki kokularından insan sarhoş olurmuş." Anlatacaklarımın sonuna yaklaşırken Esme'nin cesaretinden bir kez daha söz etmek istiyorum. Abbas, kocasının kardeşleri ve köylüler tarafından öldürüldükten sonra bir leş gibi köyün meydanına atılmıştır. O aslında çok sevdiği Abbas'ın cesedini ortada bırakmaz. Bu yönüyle Esme'nin Sofokles'in Antigone'siyle benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Esme götürüp Abbas'ı gömer. Köylüler kendi kocasının tabutunu taşırken o gidip Abbas'ın mezarının başında duracak kadar cesurdur. Esme'nin bu tavrı bir başkaldırıdır. Hasan'ın gittikçe kendisinden uzaklaştığını, onu öldürecek noktaya geldiğini de fark eder. Buna rağmen oğlunun yanından ayrılmaz. Navarza köylüsü aslında Yunan tragediyasının Korosu işlevini görmektedir. Meraklıdırlar, hep neler olup bittiğini öğrenmek isterler ve kötü haberleri onlar getirir. Yunan mitolojisindeki Orestes karakteriyle Hasan'ın durumunu değerlendirdiğimizde aslında onlar annelerini öldürerek babalarının öcünü mü almıştır, yoksa annelerinin başka erkeklerle birlikte olma olasılıklarını ortadan kaldırarak kendi öçlerini mi almıştır? Bu bir soru işareti olarak bir kenarda kalsın. Yaşar Kemal kendisiyle yapılan bir röportajda insanı doğadan ayırmadığını belirterek şöyle söylemiştir: "Ne kadar yabancılaşırsa yabancılaşsın, insan soyu doğayla ilişkisi bitmeyecektir. Çünkü doğanın bir parçasıdır. Ondan kopması mümkün değildir." Buram buram Anadolu kokan, Çukurova kokan bu incecik kitap, kadının toplumdaki yerini, binlerce yıllık öğretileri barındırması bakımından çok önemli. Eğer beni bu dakikaya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.